Şampiyonların şampiyonu. Oy, bak gördünüz mü şampiyon nasıl geldi? Ses gürültüyle geldi, ses de geldi. Usta hoş geldiniz. Hoş bulduk, Çavuş abi. Usta, duyduk ki siz bir baklava şampiyonuymuşsunuz. Ustacığım evet. Hoş geldiniz. Uğur Ustam da hoş geldiler. Onlar baklavayı açmaya başladılar bile. Görüyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Şimdi sevgili ustam. Uğur Ustam, alıyorsun onu, şeyi koyuyoruz resmen. Sizi dört gözle bekliyorduk. Bir dakika, bir kargaşa mı var? Bir dakika şimdi bir şov yapacağım. Bir dakika. Ustam, bakın ben de Gaziantep yöresinin geleneksel kıyafetini giydim. Sevgili ustam. Kutlu kumaş. Kutlu kumaştan. Gerçekten kumaş. Buradan Fatma Şahin başkanıma da, belediye başkanımıza da selam olsun burada. Sayın Fatma Şahin'e sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Kültür insanı. Çok kıymetli evet, bir insan. Ve gerçekten Antep'in değerine değer katan evet, bir başkan. Evet, buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Sayın Fatma Şahin'e. Fatma Şahin başkanım. Şefim, ustam, hoş geldiniz. Buradan Hayatta Her Şey Var seyircileri, hanımları şu anda sizi bekliyor. Bir göz göze gelir misiniz takipçilerimize? Bizi izlemeye devam etsinler. Evet. Nasıl baklava yapılır görürsünüz. Ne olur bize Allah aşkına evde nasıl baklava yapılır onu anlatın ustam. Uğur Bey, bir göster bakalım. Sar bakayım. Vallahi hiç boşuna uğraşmasınlar, evde böyle açamazlar. Hocam hemen hevesinizi bak şimdi göstereceğim ama bak gel. Bak şimdi bak bir seyredin bak. Şimdi, bu incelikte hiçbir ev hanımı açamaz. Beni affetsinler. O şeyleri de koyalım göstersene, hocam. Göstersene hadi bir tane gösterelim bak. Bir dakika. Bak şimdi koyalım bak. Böyle. Baklava bu incelikte olması gerekiyor. Bak. Görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Hocam siz bunu böyle açabilir misiniz? Ben açamam. İlk defa bir şey yapamam diyorum. 10 numara hocam görünüyor. 10 numara 5 yıldır bakın görüyor musunuz? Peki hanımlar. Bu işte ustalık evdeki bu. Evdeki ilk testiniz bu olacak. Baklavayı yaptığınız zaman arkası yani yufkanın arkası gözüküyorsa yufkanın arkasına kaynananın resmini getireceksin. Güzel görünüyor mu görünmüyor mu? Doğru yoldasınız demektir ama önce sevgili ustam şöyle biz bir hamuru tutalım. Hamur nasıl yapılıyor? Nasıl açılıyor? Dur bir dakika kesmeden önce bize bir hamuru anlatır mısınız ustacığım? Oklavanın özelliği. Her şey bir özellik. Ama bir dakika hocam yani. Yani evde bu oklavayı nereden bulacaklar, nereden yapacaklar? Diye ne alsam hocam ama niye şevkimizi kırıyorsunuz? Biz yaparız. Bilmiyorum yapamazlar bacım. Nasıl yapamazlar? Evde bu baklava olmaz. Ama hocam bunu evde tek tek açarlar. Biraz bir dakika kalın Çavuş ustama yani. Soruyorum. Çavuş ustam evet, evde hanımlar yapabilirler mi yapamazlar mı? Yaparlar ama bizim gibi 10 kat açmaz ama tek tek açarlar. Harikasınız. Ayıp olmasın göre, diye söylüyor adamcağız. Ona göre şerbetini tarif ederiz. Mesela bu ince hamura bir bardak suyu atıyorum 3 bardak şeker. Kalın hamur olursa bir bardak su 2 bardak şeker olur. Bir dakika tek tek tarifi alıyoruz. Hı. Önce ince hamur nasıl yapacağız? Hamurun malzemeleri. Efendim. Ne koyuyoruz? Un, 10 gram tuz koyuyoruz. 3 tane yumurta kırıyoruz. Tamam. 1 kilo una. Başka bir şey kilo un, 3 10 gram tuz, 3 tane, yumurta. Şeker. Onu bir güzel kardık. Kardıktan ondan sonra dinlendiriyoruz. Ne kadar dinleniyor? Yarım saat dinlenir hamur. 1 saat şey sertliğine göre. Ondan sonra açıyoruz. Peki açarken unla mı açacağız yoksa nişastayla? Nişastayla. Bu da bir çok önemli. Bir de bu nişastanın atma usulü var böyle. O kadar önemli ki o. Bir nişastayı atmak için usta kaç sene sonra atabilir o nişastayı? O nişastayı hamur açmak için 5 yılı vermesi lazım. Duyuyor musun? 5 yılını vermesi lazım ki o yani, sizin teknik nişastayı. Yani beni affetsin ev baklavası ayrıdır Antep baklavası ayrıdır. Ya hocam biz kadınlar kafamıza bir şey koyduk mu yaparız. Antep baklavası gibi yapamazsınız. Yaparız hocam. Evde Antep baklavası gibi yapamazsınız. Olmaz zaten yapsalar hocam Antep baklavasının anlamı kalmaz. Bence de. Başka şehirlerde bacılarınki güzel ayrı bir baklava. Bir ama hocam. Antep baklavası gibi olmaz. Bak bir dakika o zaman şöyle evde kendi usulümüzle yaptığımız baklavada böyle kıyır kıyır çığır çıtır çıtır olsun istiyorsak püf noktaları neler? Peki. Ustamı o yüzden buraya getirdim. Ben baklava yapmıyorum ama yani annemin baklavası... Bazen oturuyor böyle hamur oluyor. Şimdi kızmasın bana. Aşk olsun. Şimdi hemen anneni sattın sen de. Alacağın olsun. Sonra böyle yumuşak yumuşak oluyor. Olmaması lazım. Şimdi annem de dört gözle bence yayını takip ediyor. Tüm hanımlar gibi. Yufkaları tepsiye koyduk. Ölçüsünü aldık. Bir yuvarlak kestik. Sonrasında neler yapacağız göreceğiz. Şefim az önce hocam, dedik ki sevgili ustam. Yağla döşe. Açım yapalım mı tekrar? Harikasınız. Bir tane açmayı göstersen bir de nişastanın evet, atma usulü var. Evet. Evet. Çok özel nişasta atma usulü var. Hamur nasıl aç? Aa bir dakika bak. Ben yoktur diye düşündüğüm için. Ucunu alıyoruz. Evet.
Bak işte ustalığın biri de bu. Bak 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 ne yapıyor. Ne yapıyor da öyle değil, ne oluyor? Öyle onu yerleştirdi işte. Ben Antep'teki baklava ustalarından çok beraberce konuştuğum için bak 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 bak. Şu bunu evde bunu bak. Un atma. Ben un değil abi bu nişasta. Nişasta atma evet. Bu nişasta. Bak şimdi ben atayım dur. Bak şimdi. Olmadı oldu işte, mu? Dur hocam. Dur. Bak nasıl dağıldı. Ya. Şimdi bak, hamuru çürütür hocam. Çürüttüm. Evet, çürüttüm. Halbuki ustam yapsın şimdi bak. Her bak, noktasına her zerresine geldi bak. Aa. Bir tane fazlalık yok. Bak hocam at bir daha at bak, bakayım. Bak dur dur. Bak şimdi ben atıyorum. Ne oldu görüyor musun? Hocam evet. Bir de ben sen deneyebilirim. Sen dene. Oo evet, çok iyi oldu bak. Işte. Bak bak. Yalnız ben atabilirim yani ben öyle. Dur bakalım. Dur bakalım. Hocam. Mehmet kardeş atsın. Şöyle hiç değil olmadı mi? Mehmet abi. Şöyle. Bak bir ustam evet, bir at. Işte. Allah rızası bir at bak. Nişasta atmak peki, bambaşka hocam, bir şey. Hocam şu anda ben ekran başındaki seyircilerimden bak, bak, bir olsaydım. Bir seyret bak. Bir tane fazlalık var mı? Peki bunun püf noktası ne? Püf noktası 5 yılda sevgili öğreniliyor usta. İşte. Ustalık. Müthiş bir şey. Aynen öyle. Biz tadı yere... güzel baklava, tadı güzel baklava, yiyen bir daha ister. Gururumuz baklava. Bey, Antep'in gururu bu baklava. Gerçekten gururumuz evet. Baklava. Ben baklavaya bu türküyü de yapmıştım yani. Evet. Ama sözler aklıma gelmiyor. Şimdi Çavuş Usta'yla da klibimiz var. Değil mi? Klibini de çekmiştik tabii. Şimdi Çavuş Usta siz ne yapıyorsunuz? Sarıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben de bir yandan döşemesini yapacağım. Peki. Efendim. Şimdi baklavanın ha, özellikle... Bak bir de bir püf noktası daha bak. Döşemesi bu işte. Dibini sade yağla yağlıyoruz. Sade yağını süreceğiz. Bir de neyle sürüyor bak dikkat et. Evet. Çok şimdi özel... bu tane ha? Tane düşmesini ha. Sağlıyor bu. İşte çok önemli. Böyle. Biraz sonra aralar yağlarken çok de o tane tane düşmesi... Kalın düşerse... Sadece bu süpürgeyle oluyor. Evet. Doğru mu ustam bu dediklerim? Aynen, aynen hocam. Hem bir açıyoruz hem bir yandan da yapılışını. Peki sevgili Çavuş Usta, az önce dedik ki biz evde yaptığımız zaman ve tereyağı üzerine koyduğumuz zaman tereyağı böyle fırından çıkarttığımız zaman böyle nokta nokta yanma olabiliyor. Olabiliyor. Üzeri böyle fazla evet. Kızarıyor. Onu nasıl engelleriz? Şimdi efendim bizim bu o dediğiniz tereyağında ayran oranı fazla olduğu için o fırında yanıyor. Bu saf tamamen sıfır ayran. Sade yağ dediğiniz. Sade yağ. Evet, damıtılmış efendim. Yağ. Peki tabii. Bu sade yağı her her yerde bulabiliyor biraz muyuz? Biraz zor. Zor. Tabii ki zor. Ben başlayayım. Evet sen devam biraz ediyorsun. Biraz zor dedi. O zaman baklavamız yanacak mı yani bu durumda? Biraz öyle. Evde yapamaz mıyız? Sizin istediğiniz gibi. Urfa yağı. O dünyada nerede yağ getirsen getir Urfa'nın yağını tutmaz. Yani oyun boşuna ya. Değil demek ki insanlar evet. Kilometre yani kilometrelerce yol kat edip Antep'e gidiyorlar da yerinde baklava yiyorlar değil mi hocam? Evet. Aynen katılıyorum. Ama hani tamam püf noktaları var ama bir dakika ama ustacığım sen hızlı hızlı yapıyorsun biz onu görmüyoruz. Neler kaçırıyorum. Neler oluyor? Gel 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 buraya. Ne yaptık ustacığım kaç tane koydun? Nasıl yaptık? Bak devam ediyoruz. Böyle. Önce yufkalar diziyor yağın üzerine. Hiç aralara yağ koymadan mı diziyoruz? Edeceğiz. Hemen şimdi yağa gidelim. Ama evet. Yağ atarken de bir özelliği var bak şimdi gene. Tabii. Özelliği bu. Öyle faş diye koymuyor bak. Çok önemli. Baklava yağmurlama. Deyip geçmeyeceksin yani. Ya. Sanat eseri yani. İnceliği var. Aynen öyle. Evet bir anda... Hamurlar açılıyor. Bir yanda tepsiler düzülüyor. Tabii kıymetli hocamın isteğiyle de baklavayı Antep fıstıklı yapıyoruz. Seyircilerimiz de bu noktada çok mesaj göndermişler Antep fıstıklı yapın diye. Sizi kırmıyoruz tabii ki. Antep fıstıklı şahane ev baklavası ustaları tarafından hem de şampiyonlar şampiyonu ustaları evet. Tarafından yapılıyor canlı yayında. Ben yağ oraya getireyim mi ustam? Gidip gelme işi olmasın. O daha fıstıkları koyacak ya burada kalırsa. Evet. Dursun, ama problem yok. Gidip geliyoruz, gidip geliyoruz ya şöyle yapalım. Buyurunuz efendim. Eyvallah. Bizim. Evet. Çırağımız da bayağı tercih ediyor. Yani bu ara baklava yapılırken bir haylo gelin var. Bizim sizde haylo geline benzeriyoruz diye. Nereye benzer? Haylo gelin. Tabii. Şimdi bu türküler. Ama haylo geline bak. Hocam barak türküleri Türkmenlerin yaşayışlarını yazmışlar. Mesela evet. Güzel gelin olmuş, başına bir şey gelmiş.
savaşmışlar, kovuşmuşlar, neyse. Bütün hayatlarını Türkiye'ler, eskiden şey yoktu, iletişim yoktu. Gelinler güzel, haco gelin var. Ezo gelin var. Tamam. Ne demiştim az önce? Haylo. Ha bir de haylo gelin var. Tabii ama o yörenin güzelleri yani işte sizin gibi. Evet, haylo gelin. Peki bir ezo geline bir şeyler patlat abi ya. Sen patlatmıyorsan ben patlatacağım şimdi. Estağfurullah, evet, bir haylo gelini söyleyeyim. Aman haylo gelin denedim, seni verdiler Halep eline. Amanın Halep kurban olsun, haylo senin gibi güzel geline yar yar. Yar 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 yar. Aman senin hasretin, senin özlemin. Hele küçük haylom Nedim, götürür beni ölüme Nedim. Haylo ölüme yar yarım. Aman netmeli küçük haylo, netmeli benim yavrum, netmeli netmeli yar yarım. Amanın senin gibi güzeli de hele beline gelin metmeli, canım etmeli. Aman açmayın pencereyi de benim yavrum, küçük haylom bugün esmesin yeller. Amanın seni sevdiğimi de haylo duymasın eller. Bilmesin eller yar 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 yar. Aman otursam senin yollarına, ben ağlarsam küçük haylom del oldu derler, del olmuş derler. Aman etmeli benim yavrum, küçük haylom netmeli netmeli netmeli. Aman senin gibi usul boyluyu da yine hele beline gelin metmeli yar. Yar 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 yar. Benim haylom netmeli. Bravo, ağzına sağlık. Hocam türküden de geçiyor yani, şimdi eskiden biliyorsunuz sınırlar çizildi. Halep Suriye tarafına kalınca. Birçok akrabalar o tarafta kaldı. Tabii tabii, ama bizim bu taraftaki Haylo'yu da o tarafa Halep'e vermişler. Gelin ya. Vermişler. Güçlerine geliyor. Bu güzel kız nasıl gider bizim toprağımızdan diye yani. Evet, yani. Sesinize sağlık Mehmet Bey. Şimdi baklava ustamızın baklava ile ilgili vereceği püf noktalara bir göz atalım. Kat kat dizdi. Özel serpme yöntemiyle yağı şöyle bir güzel yedirdi. Evet. Şefim şimdi gözümüz sende. Ne koyuyoruz içine? Şimdi bunun özel sütle irmikten yaptığımız kaymağını. İçerisinde ne var bu kaymağın? Süt var. 1 kilo süte 100 gram irmikle yapılan süt kaymağı. Bu şeker var mı içerisinde? Yok. 1 kilo süte 100 gram irmik. Evet. Onu bir güzel karıştırıyoruz. Muhallebi kıvamına geliyor. Muhallebi kıvamına gelene kadar oradan soğutuyorsun. Onu baklavanın içine yatırıyoruz ki baklavanın hem lezzet katıyor, hem şekerini tutuyor. Buyurunuz efendim, bir püf noktası. Sonra içerisine yayıyoruz onu, evet, güzel. Evet, bunu da bir ince bir şekilde. Peki şefim size de sorayım. Seyirci gerçekten bu noktada oyunu kullandı tabii ki. Baklava Antep fıstıklı olur dedi. Sizin bu konudaki görüşlerinizi öğrenmek isterim. Tamamen sizin damak zevkinize göre. Ha tamam. Duyuyorsunuz hocam. Tamamen damak zevkinize göre. Orijinali esası fıstıklıdır şu abi. Şu yeşil fıstık. Fıstık. Ustam fıstıklı değil midir orijinal ya? Bir de yeşil fıstık. Ama yeşil fıstık, bu fıstığın da bir özelliği var. Güvercin şeyi bu. Şeyi derler. Olmamışken şey almış hocam. Öylesi çok makbuldür. Hocam o zaman fıstıklarımızı alalım şöyle. Şimdi burada fıstıkların da bir özelliği var. İki tane fıstık çeşidimiz var. İki ustanın arasına böyle girip bir görebiliyor musunuz? Bir taraftaki daha böyle un kıvamında çekilmiş. Bir taraftaki daha iri çekilmiş. Şöyle ikisini de görelim arkadaşlar. Görebiliyor muyuz? Bakın birisi daha ince çekilmiş, birisi daha kalın. Bu neden böyle usta? O kaymağı nasıl yapacaklar? Evde bir sorsan onu. Sordum hocam, kaçırdınız evet, beni dinlemiyordunuz. Hocam. Evet, tarifini kaçırdınız. Verdik sevgili hocam. 1 kilo süte 100 gram irmikle muhallebi. Kaç, ne kadar bekleyecek?
Hemen yapar yapmaz koyacağız mı? Soğuyacak tabii. Tabii ki soğuyacak. Soğuyacak iyice. O da çok önemli çünkü hamuru pişiriyor sıcak yaparlarsa. Hocam vallahi haftaya siz burada baklava yaparsınız. Bana öyle gibi geliyor. Yok böyle hayatta yapamam da baklava yaparız da Allah kabul etsin olur. Evet. Gel abi gel gel çek bak. Böyle açmak nereden mümkün ya? Ustalık bu. İncecik. Aslında kardeşim kaç yıldır açıyorsun? Noktası bu. 16 senedir açıyorum. 16 senedir açıyor. Ben bir maşallah seferde nasıl yapacağım böyle? Vallahi çok güzel. Mümkün değil. Peki, ama yaparız. Şimdi hocam çok az süremiz kaldı. Tamam, bir baklavaya evet konsantre olalım. İçerisine özel muhallebisini döktük. İrmik ve sütle yapılmış. İçerisine şeker konulmamıştı. Onu soğuttuktan sonra şöyle ustam bir güzel yaydı. Şimdi incecik çektiğimiz fıstığı baklava tepsisinin her köşesine eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Evet. Daha sonra... Vay 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 vay. Gel de yeme vay, bunu. Vay, yani. Vay, yani. Vay, vay, hakikaten vay vay ya. Vay hakikaten vay vay kardeşim. Şu o fıstığa bak ya. Fıstığı ne kadar bol olursa o kadar makbul olur. Aynen. O fıstığın o güzel kokusu. Ay maşallah yani var ya. Evet. Kenarlarındaki fazlalıkları alıyoruz. Gaziantep baklavası evde nasıl yapılır? Şampiyon ustasından geliyor tarifi. Ekran başına eli geçen sevgili seyircilerimiz. Tabii benim Uğur ustamın yarışmada altın baklava şampiyonluğu var. Uğur usta. Evet. Ne şampiyonluğu var dediniz? Altın? Altın baklava. Altın baklava. Her yıl ama bir şey turnuva düzenleriz. Oklava... evet. Güzel oklava tabii. Güzel. Hangimizin evinde var? Hiçbir evde o yok. Yüzlerce tepsi yapıyorlar. Yani bunun küçük oklava ne yapamazsın. Değil. Tabii ama bizim evdeki de bize evet göre ya. Bizim olabilir ailemize göre. Evet. Bak, gördüğünüz bak, gibi yağ atma özelliği var kardeş. Güzel kapatıyor. Çok önemli. Sıra sıra. Sadece şefim bu ebattaki bir tepsinin ortasına mı yerleştiriyorsunuz fıstıkları? Yoksa tabii birkaç ki daha yapacak mısınız? Yok bu kadar. Yok. Bu kadar. Yani çünkü bazı hanımlar mesela birkaç kat arasına o, yerleştirerek yapıyorlar. Ev baklavasında genelde yapıyoruz. Yani 3 kat 4 katına. Böyle şimdi bir de hanımlar buna... korkuyorlar o fıstığı falan bu kadar bol atmıyorlar. atmıyorlar. Evet. Hocam hanımlar korkuyorlar deyip lütfen bizi bu konuda. Yani korkmuyorlar da hani bütçeler sayı erkekler olmasın. Erkekler para verdi de biz böyle böyle saçmadık mı baklavaya yani? Doğru haklısınız. Doğru, yani haklısınız. Siz sadece yani akşama... Ve, yok tasarruf ediyorlar. Bak, bak, hocam. Ben bacılarıma kötü anlamda söylemedim hocam daha ya ne söyleyeceksiniz? Siz ancak erkekler akşama ne pişirdin demek düşüyor size. Hani. Estağfurullah. Öyle markete gittin mi? Öyle. Market fiyatlarından haberin var mı? İki torbayla çıkıyorsun. Oğlum bilmem erkekler kaç lira de alışveriş yapıyor hocam. Biz de benim evin şeyini hep ben alırım mesela. Her erkek değişik. Bazı hanımlar meraklıdır öyle. Vallahi şahanesiniz hocam o zaman. 3-5 kas atılınca hemen yağ konuyor araya. Tabii. Ya atmada Allah özelliği ben var. Ben bunun nesini merak ediyorum biliyor musunuz? Kesimini çok merak ediyorum. Kesimini o bir kadar... Fış diye bir şey ne zaman yapacağız o fışırdamayı ustam? Bak bunun böyle ortada... Ustam bunu fırına koyalım mı? Bak şimdi fırına. Bak evet, en kısı geliyor. Şimdi ne yapıyoruz burada? Bu baklavanın en üst katının tamamen sağlam hamurdan olması lazım. Çok önemli. Biz buna nişan diyoruz yani. Hmm. Nişan evet, yani en gösteriş yeri. En üstün dilimlerin düzgün kabarması, düzgün durması için. Evet, bunu döşedik bu kadar. Evet. Şimdi bir de bizim dilimlemesini gösterelim. Evet, benim için evet, önemli olan şeylerden bir tanesi üzerinin dilimlenmesi. Gerçekten o da bir sanat. Tam ustalık kısmı ona. Bu kartı. Alayım. Kart kaldı. Tamam, alacağım şimdi onu ben size hızlı bir beyaz şekilde. Size zaman kazandırıyorum. Uğur ustam şey yapın. Yüzlüğü çekin, dilimleyin. Onu da görsün izleyicilerimiz. Tamam. Altın oklava ödüllü Uğur ustam. Şimdi evet, nişan mı diyoruz? Evet. Nişanı şöyle bir güzel döşüyor görüyorsunuz baklavaya. Üstü düzgün olsun diye. Evet. Evet. Soğanı görüyorsunuz değil mi? Soğan kebabını hocam da çıkar. Hocam gelmiyorsun ama. Ay çok güzel. Daha da biraz daha kızarması hocam, birazcık lazım. Daha kızarması lazım. Fırına evet, şimdi baklavayı koyacağız da onun evet, telaşındayım. Evet, evet. Koyarız evet hocam.
Yok bu evet gördüğünüz gibi görüyor musunuz? 10 numara oldu ya fazla acayip, oldu mu yanar diye koktu. Güzel bir kokusu var. Sonra kurudu mu köfteler güzel olmaz. Hafif evet, köfteler evet, böyle evet, ıslak kalması lazım. Doğru mu değil mi aynen abi? Aynen hocam doğru söylüyorsun. Bak peki, şöyle. Bir dakika bak. Pişti pişti soğan abi, kebabına adapte olurken baklavanın inceliklerini kaçırıyorum. Çok özür dilerim. Siz bildiğiniz için şu anda. Çok özür dileriz tamam. Hızlı bir şekilde. Evet. Kaç kat üzerine koyuyoruz? 10 kat. 10 kat. Evet. Yani 10 kat altına mı yapıyoruz ustacığım? Üstü mü daha fazla oluyor? Altı kaç kat oluyor? Mesela ortalama döşediğimiz o hamur 40 kat 40 civarında. Kat, tamam. 10 tane de o dediğim sana nişan hamuru atıyoruz üzerine. Nişan hamuru koyuyoruz evet, üzerine. Ben şöyle bir iddiada daha bulunuyorum. Ev baklavası ayrı bir lezzettir. Antep baklavası ayrı bir lezzettir. Evet. Hiçbir evet zaman hocam, Antep baklavası gibi evde yapılamaz. Hı hı. Ama evdeki yapılan baklavalar da çok kıymetlidir, çok doğrudur, çok güzeldir. Evet. Bazıları onu daha çok severler. Ama hakiki Antep baklavası evde olmaz. Olmaz. Yani hocam en azından bu yani benzeri bile olmaz kardeş. Allah Allah. Olmaz. E hocam niye yapıyoruz o zaman? Yani iş ya olsun güzel yok herhalde, estağfurullah güzelce görelim Antep baklavası nasıl yapılıyor bir öğrenelim bak, diye. Bak şimdi şeyi öğreneceğiz kesimini. Pür dikkat izliyoruz. Antep baklavası. Bak bir kere bıçağı çok önemlidir Antep baklavasının kesme bıçağı. Biz de böyle kullanıyoruz. Hiçbir evde yok o bıçaktan. Bak bak bu tamam, kenara verme işi bile ustalık bak görüyor musun kardeş? Bunu yapma yapışır kenarlara. Evet. Çünkü çok baklavacıların yanında gidip ben çalıştım biliyorum. Çok iyi biliyorum. Bu bezimi vereyim bak. Önce kesimini izleyeceğim. Sonra şerbetinin püf noktasını alacağım. Birazdan sizden. Bir kesimini pür dikkat izlemek istiyoruz. Buyurunuz. Şöyle kesime adapte olalım. Antep baklavası nasıl dilimlenir onu görüyoruz canlı yayında. Evet şimdi dilimliyor işte. Bak bak simetrik simetrik çok güzel. Ama bıçağı da çok özel. Hanımlar evde yaptınız. Hamuru kalınsa tabii genelde şeker kalın oluyor, gevşek olacak. Tabii yani ne diyeyim bir bardak suya atıyorum bir buçuk bardak şeker koy. Biri ılık tatlı sıcak fırından çıkar. Şerbetle biraz dinlenmiş olur. Hı hı. Onu verirsin yani o hamur da olmaz kuru da kalmaz. Hı hı. Yani, kalın şeker verirsen kalın hamura taş gibi olur. Kuru tamam, olur. İşte bu da çok önemli bir püf noktası. Evet şimdi ama şekerini gevşek verirsen tatlıyı da fırından sıcak verirsen bir sene de hamur olur. Evet. Yani ben şimdi özellikle bunun üzerine tekrar yağ dökmüyoruz değil mi? Tekrar tekrar da yağ veriyoruz. Şimdi araları açtı bir daha girecek aralarına o güzel Urfa yağı. Şefim şöyle bir görelim bakalım. Görüyor musunuz? Baklavamız hazır. Püf noktamız da neydi? Püf noktamız neydi? Eğer hamuru kalın açtıysanız şerbeti birazcık daha ustamın deyimiyle gevşek olacak. Yani ağdalı bir şerbet olmayacak. Hamurunuz çok ince ise ölçüyü bir daha verelim mi şefim? Kaça kaçtı ölçü şeker için, şerbet için? Örnek vereyim yani evde bayanların yaptığı kalın olduğu için hamuru bir bardak su, bir buçuk bardak şeker diyelim. Hı hı. Güzel ince ağaçlı, becerikli, marifetli bir bayansa. Benim gibi. Evet sizin gibi. Böyle elinde tepsiyle geldiyse. Bir bardak su, iki bardak şeker diyelim. Anlayacağı bir şekilde. Baklavayı şanına yakışır bir şekilde fırına gönderiyorum. Kaç derecede ne kadar pişecek? Evet 220 derecede pişecek bir 40 dakika, 45 dakika arası. 220 derecede. Evet. Bir Antep şarkısıyla baklava fırına gitmez mi? 220 derecelik fırına. Antep evet türküsüyle ya, gitmez mi? Gelsin bakalım bir güzel Antep türküsü. Şimdi tabii asıl püf noktası ne? Bunu çok merak ediyorsunuz biliyorum. Evet. Onu da az sonra canlı yayında yapacağız. Kimileri diyor ki baklava soğuk olsun, şerbet soğuk olsun, ikisini birleştir. Kimileri diyor ki hayır baklava sıcak, şerbet soğuk olacak. Kimileri de hiç fark etmez ikisi de sıcak olabilir diyor. Ama evet, ben az sonra ustamıza soracağım. Baklavamız fırından çıktıktan sonra tamam, İkisini nasıl birleştireceğiz? Önce bir türkümüz gelsin. 220 derecelik fırına baklavamızı gönderiyoruz efendim. Buyurunuz hadi. Türkülerle, şarkılarla Antep bak. Şimdi baklavamız sıcak, şerbetimiz sıcak. İkisi de sımsıcak. Sesi duyar mısınız? Buyurun.
Bak nasıl fışırdadı. Bak 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 bak. Allah'ım şu lezzete bakar mısınız? Bak 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 bak. Hocam. Evet tamam. Evet buradaki i̇şte budur. Bir noktası hem baklava sıcak hocam, olacak. Hocam böyle bir kepçede fışırdadı. Yok yok sen devam. Şerbet sıcak olacak. Hemen bir tane de şey yapalım. Hocam siz bir kebabımızın, soğan kebabımızın tadına bakar mısınız bu tamam, arada? Tamam soğan kebabına bakacağım ama baklavaya çok heyecanlanıyorum, ona da bakacağım. Tamam hocam, ona da bakacaksınız. Bak 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 işte budur, bak bu çok önemli. Bakar mısınız? İşte burası en püf noktası. Hanımlar beyler, Gaziantep'in en sevilen lezzetlerinden Gaziantep baklavasını şampiyonlar şampiyonu ustalarımızdan öğrendik. Hemen çok teşekkür ediyoruz. Evet. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sesinize yüreğinize sağlık. Sizin programınızda olmak bize onur ve şeref verir. Çok teşekkürler. Her zaman bekleriz. Sevgili hocam. Biraz dinlenmesi lazım değil mi şefim? Evet, yok yok, bu sıcakta güzel olur. Evet. Hemen bir tane şöyle. Ama hocam baklava böyle yenmez böyle ya. Böyle de yenir. Sıcak. Yenir mi? Bu da çok peki, güzel. Çok ağzını teşekkür ediyoruz. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Sevgiyle saygıyla.